Spor 360'a hoş geldiniz değerli spor severler. Bugün kadın futbolunu konuşacağız. Özellikle Team Visa'nın kadın futbolunda yapmış olduğu destekleri konuşacağız. Yanımızda 3 önemli konuğumuz var. Ama konuklarımıza geçmeden önce şunu hatırlatalım sizlere. Sports.tv.com.tr Instagram hesabından 3 soru sorduk sizlere ve sizlerin vereceği 3 doğru cevaba Didem Karagenç imzalı Team Visa formasında hediye edileceğini bir kez daha hatırlatalım. Ve bu akşama kadar da sorularınızı bekliyoruz. Bu program içerisinde belki soruların cevaplarını yakalayabilirsiniz. O yüzden dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bunu da hatırlatalım. Evet, kimler konuğumuz? Milli takımımızın kaptanı, aynı zamanda Team Visa'ya seçilen ilk Türk sporcumuz, futbolcumuz Didem Karagenç bizlerle birlikte olacak. Visa Güneydoğu Avrupa Pazarlama Başkanı Birim Gönülşen ve Kızlar Sahada kurucu ortağı Melis Abacıoğlu bizlerle birlikte olacak. Sizlerden de soru, görüş ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoş geldiniz öncelikle. Tabii çok güzel bir oluşum içine girildi geçtiğimiz aylarda. Tabii Didem'in futbola başlama hikayesini konuşacağız. Kızlar sahada ineceğiz. Visa'yı konuşacağız ama ben öncelikle tabii Team Visa nedir, ne değildir, takım mıdır, oluşum mudur? Şimdiye kadar pek duymadık. Bu yıl nasıl ortaya çıktı? Dilerseniz sizle başlayalım Birim Hanım. Nedir bu Team Visa? Tabii memnuniyetle. Team Visa bizim dünyada bireysel sporcuları desteklemek için oluşturduğumuz bir program. Burada bir takım kriterlere göre sporcuları bir araya getirmeyi ve onların bireysel sponsorluklarını üstlenmeyi hedefliyoruz. Bu kriterlerin içerisinde tabii ki spor başarısı, sporla ilgili performansı var ama bununla birlikte bir temsiliyet, hem vizayı hem de içinde bulunduğu spor dalıyla ilgili temsil etme kabiliyeti de bir kriter. Bu şekilde sporcuları bir araya getiriyoruz. Bunu çok uzun yıllardır yapıyoruz çünkü dünyada Visa bütün spor aldıkları destekleri paylaşmaları, böyle bir platformun olması, birbirlerini görmeleri, bilgileri paylaşmaları açısından çok önemli. Dolayısıyla bu senede Kadın Dünya Kupası için Team Visa'ya 14 atlet seçtik. Bir tanesi de Didem. Evet. Şimdi o isimlere bakalım. Tabii çok önemli isimler var. Az sonra Didem'e de geleceğiz. Nasıl oldu da bu süreçler yaşandı? Şöyle baktığımız zaman çok farklı. İşte İtalya'dan Juventus takımında oynayan yine Laura Giuliani var. Örnek verecek olursak kendisi kaleci. Nadia Nedim var. Forvet oyuncusu Danimarkalı. Paris Saint Germain'de oynayan bir isim. Nikita Paris var. Manchester City'de oynayan İngiliz futbolcu. Onun da forvet olduğunu söyleyelim. Burada Didem Karagenç. Tabii çok farklı isimler var. Didem Karagenç de onlardan bir tanesi. Peki neden Didem Karagenç? Milli takımımızın kaptanı. Çünkü buradaki süreçlere baktığımız zaman genelde forvet oyuncuları var. Farklı kriterler de mutlaka göz önünde bulunuyor. Ama Didem de bir savunma oyuncusu. Evet. Bunun da mutlaka bir gerekçesi vardır diye düşünüyorum. Tabii var. Milli takımımızın kaptanı. Bu bizim için kıymetli. Aynı zamanda Didem'in profili bizim bu temsiliyet dediğimiz, beraber çalışmak için uygun bulduğumuz kriterlerin hepsine uyuyor. Bununla birlikte tabii Didem'in hikayesini birazdan paylaşır ama Didem'in hikayesi de bu süreçte çok kıymetli oldu. Çünkü biz bu sporcuları bir araya getirdiğimiz zaman herkes birbirinin öğrendiği şeyleri, geçtiği yolları anlasın istiyoruz. O anlamda da Didem'in hikayesi bu seçimlerde bizim için önemli kriterlerden biri oldu. Ama başta da söylediğim gibi bu sadece bir spor performansı yolculuğu değil. O yüzden takımda oynadığı yer tabii ki önemli. Ama sadece tek kriterimiz o değil. Evet. Didem, senin hikayene geçelim istiyorum. Çünkü genelde tabii kız çocukları küçüklüğünde çok fazla futbolla haşır neşir olmayabiliyor. Genelde işte voleybol, yüzme biraz daha kadın sporu olarak adlandırılabiliyor ama senin futbol başlama hikayeni merak ediyorum öncelikle. O zaman ben bahsedeyim birazcık. Futbola başlama hikayem küçük yaşlarda başladı. Nasıl başladı? Benim de toplarım vardı, bebeklerim vardı. Ancak topa duyduğum ilgi bambaşkaydı. Ona çok tutkuyla ve sevgiyle bağlıydım. Her zaman topu yanımda, işte misafirliğe gitsek de hep yanımda taşıyordum. Bunu ailem fark etti ve bundan sonra dediler ki, hani hep ayakla vurduğum için de, dediler biz bu kızı bir takıma gönderelim. Ancak böyle bir takım olmadığı için Türkiye'de gidemedim.
O zamanlarda böyle takım bulmak çok zordu. Yani bir şehirde belki bir tane kadın futbol takımı bulabiliyordunuz. Belki onu da bulamıyordunuz. O yüzden annem beni farklı spor branşlarına aslında yönlendirdi. Ben küçükken basketbol altyapısına da gittim. İşte voleybola da gittim. Farklı branşları denedin. Evet, denedim. Ancak hiçbirinde mutlu olamadım. Ve mahallede artık top oynamaya devam ettim. Ancak orada da şöyle önyargılarla hep karşılaştım. İşte erkek çocukları sizi bir kadın olarak işin içine almak çok fazla istemediler. Sizinle beraber top oynamak istemeyebiliyorlar. İşte sen kadınsın, işte sen kızsın, bizimle futbol oynayamazsın. Hani sen futbol oynamayı nereden biliyorsun gibi. İşte bir gün bir oyuncu gelemedi oyuna ve bir kişi eksikti takımların denkliği için. Mecbur kaldılar beni almaya. Aldıklarında da benim onlar kadar iyi oldum. Hatta bazılarından daha iyi oynayabildiğimi gördüler. Ve daha sonra ben oyuna dahil olmayan kişi değil, evden oyuna dahil olması için çağrılan kişi oldum. Talep edilen oldum. Evet. Hani eve gelip işte Ayşe teyze, Didem'i çağırır mısın, top oynayacağız? Hani dedikleri kişi oldum. O yüzden bu önyargılarla çok karşılaştım. Bunlarla çok savaşmak zorunda kaldım. Ancak daha sonra bir takımım oldu ve lisanslı bir futbolcu oldum. Daha sonra tabii hikayem daha rahat bir şekilde ilerlemeye başladı. Milli takım serüveni, oluşan kaptanlık durumu Didem Karagenci'nin buraya gelmesi de en önemli etkenlerden biri oldu. Ama az önce Birim Hanım da bahsetti. Sadece burada futbolcunun performansı değil, karakter analizi, yaşama şekli, örnek olma durumu da Team Vize için oldukça önemli olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Peki senin çağrılma hikayen nasıl Team Vize'ye? Onu da merak ediyoruz. Mutlaka heyecan yaratmıştır senin hakkında. O hikayeyi nasıl anlatırsın bize? Yani Team Visa gerçekten çok global, yani Visa çok global bir şirket ve Team Visa'nın üyesi olduğumu telefonla işte İngiltere'den aradıklarında ve Birim Hanım'la yüz yüze gelip bunu, bu hikayeyi bana anlattığında ve görüştüğümüzde gerçekten hani o kadar heyecanlıydım ki onların yanına giderken, oradan çıktıktan sonra çok mutlu oldum, çok sevindim. Çünkü daha demin de isimlerini saydığınız sporcular gerçekten dünyanın kadın futbolunda öncüleri gibi. Ve daha birçok isim daha var. Ben birkaç tane saydım. Çok isim var. Hepsini tanıyorum, hepsini de takip ediyorum. Evet. Hepsinin ne kadar önemli sporcular olduklarını da biliyorum kendi ülkelerinde. Türkiye'de de beni o sporcuların içinde görmeleri ve buna dahil ediyor olmaları da benim için çok önemliydi ve çok gurur vericiydi. Team Visa ailesinde olmaktan dolayı çok gururluyum ve mutluyum. Tekrardan Birim Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Beni bu aileye dahil ettiler. İnşallah ve en yakın zamanda... Ve ilk Türk sporcu oldun. Onun evet. Da bence farklı bir misyonu, farklı bir sorumluluğu vardır senin üzerinde. Tabii ki bu sadece benimle alakalı bir sponsorluk değil aslında. Tüm kadın futbolunu ve tüm kadın futbolcularını ilgilendiriyor bu sponsorluk. Neden derseniz ilk defa bir sporcu, bir kadın sporcuya bireysel sponsorluk anlaşması imzalandı. İlk defa bir lansman düzenlendi, gerçekleştirildi. İşte Vodafone Park'ta bunun lansmanı yapıldı. Yani bir kadın futbolcu için belki bunlar hayal edilebilecek şeyler değildi. Ama bu hayallerin hepsi birer birer gerçek oluyor. Ve benden sonra gelecek olan futbolcu, işte kardeşlerim de belki bunları görüyorlardır ve daha azimle çalışıp evet ben de bir gün işte benim de bireysel sponsorum olsun ya da işte ben de bir gün milli takım kaptanı olayım işte gibi şeylerle belki onlarda motivasyon yani kaynağı bir hayal kurmak oluyordur. İçin bir dayanak veriyorsunuz artık. Yani bunu söyleyebiliriz. Yani artık genç kızlarımız, onlar da tabii ki olması gereken, belki biraz geç kaldık. Bunları yine sevgili Melis'le konuşacağız tabii. Belki biraz geç kaldık ama hani ne kadar erken yakalarsak bizim adımıza o kadar iyi olacak. Birim Hanım'a şunu sormak istiyorum. Tabii Team Visa yeni kurulan bir olgu, bir oluşum değil. Yok, değil. Bunun bir geçmişi var. Biz 2019'da bir sporcumuzu bu takıma dahil edebildik. Ama bunun da radara mı girdik, nasıl oldu da keşfedildik, dünya nereye gidiyor, Türkiye'nin bir potansiyeli var. Hem kadın hem erkeklerde ciddi bir potansiyelimiz var. Bunun da gelişimini merak ediyorum. Niye biz 2019'da girebildik ve bunun bundan sonrası için neler bekliyor bizi? Bu sene Visa'nın kadın futboluna en büyük yatırımı yaptığı sene ve Kadın Dünya Kupası'nın da Fransa'da olması aslında bütün parçaları bizim için bir araya getirdi ve gerçekten dediğiniz gibi radara girmemizi kolaylaştırdı. Bir de burada kendimizi ifade etmek için ve Türkiye'yi de bu Team Visa'nın içinde görmek için epey uğraştık. O uğraşlarında
karşılığını görmekten şu anda çok mutluyuz. Çünkü böyle bir global organizasyonda tabii ki neden bu hikayeyi Türkiye'de anlatmak istediğinizi çok iyi açıklamanız gerekiyor. Ve kadın hikayesi bizim aslında Visa ile kadın futboluna sponsor olarak kurgulamak istediğimiz hikaye Türkiye için de çok anlamlı bir hikaye. Çünkü burada da tahmin edeceğiniz gibi futbolda kadın futbolcu oranı, kadın futbolcuların aldığı destekler ve bu konunun kadın konusuyla bağlantısı oldukça önemli bizim için. Bunları alt alta yazdığınızda Team Visa'nın içine girmek için bütün şartlar oluştu ve biz de onun peşinden gittik. Tabii şu an bildiğim kadarıyla 6000'e yakın lisanslı sporcu var kadınlar noktasında. Evet. Bu sayının giderek artmasını da bekliyoruz, istiyoruz. Ülkemizde çok önemli kulüpler de var. Onun altını bir kez daha çizelim ve farklı bölgelerde yayılmış durumda. Sadece batıda değil, güneyde de aynı takımlarımız var. Farklı bölgelerde de bu takımlar var. Daha fazla çoğalmasını da bekliyoruz. Tabii kızlar sahada projesinin de oluşumunu merak ediyoruz. Çok tabii geriye de gidebiliriz bu konuda. Kızlar sahanın asıl amacı, hedefi ve projeleri de nedir merak ediyorum ama öncesinde dilerseniz bu oluşumdan bahsedelim. Kızlar sahada nedir? Söz sizde olsun. Tabii. Kızlar sahada kız çocukları ve kadınlara yapamazsın diye kodlanan bütün toplumsal cinsiyet yargılarını kırıyor. Biz Didemler yaratmak için yola çıktık gerçekten de. Onun için bir an vardı. Zaten çok güzel anlattın o hikayeyi. O an senin için her şeyi değiştirdi. Biz de onun gibi anlar yaratmak için çalışıyoruz. Son 6 senedir bunu yapıyoruz. Şimdiye kadar 6000 tane kız çocuğu ve kadını futbol sahasına çıkarttık. Amacımız şu, daha önce şimdiye kadar hiç sahaya çıkmamış kadınları futbol sahasına çıkartalım. Onlar bütün yargılarıyla birlikte gelsinler o sahaya. Neyse o yargıları. Kendilerini hapsettikleri, kendi yapamamlarıyla, istemiyorumlarıyla o sahaya gelip bir çıksınlar. Ve o sahadaki dönüşümü tatsınlar. Çünkü gerçekten de öyle oluyor. Özellikle kız çocuklarında geldikleri kodlarla çıktıkları söylemler apayrı oluyor. Çünkü şey diye geliyor mesela kız çocuğu. Topu çok seviyorum diyor. Mesela belki Didem gibi. Ama acaba yapabilir miyim diyor şimdi. Ekranda hiç görmedi. Babasıyla abisi çok oynuyor. Onları gördü. Ama annesi niyeyse oynamıyor. Onu da gördü. Şimdi belki ablası da oynamıyor. Belki de ablası da oynamıyor. Olabilir. Didem ise ablası. Ve bir şekilde kendini bir anda o sahaya çıktığında top ayağında ben oynayabiliyorum. Sonra bir anda şurada görüyor kendisini. Yani o çocuk futbol sahasından, ya kızlar sahadan futbol sahasından çıkarken kendini şunu söylerken buluyor. Ya ben bunu yapabildiysem acaba mühendis de olabilir miyim? Acaba ben doktor da olabilir miyim? Ki Team Visa'nın sporcularından bir tanesi yine. Adını şu anda inanamıyorum, error veriyorum. Belki bana yardımcı olursun. Muhteşem bir hikayesi var. Bir Afgan kadın. Kendisi bir savaş anında şeyden kaçıyor. Kamptan kaçıyor. Kendini bir anda Danimarka'da buluyor. Danimarka'da futbol takımına giriyor. Ve bu futbol takımında inanılmaz bir hikaye yaratıyor. Ve kadının hikayesi şu anda milli takım kaptanı. Yanında 5 dil biliyor. Ve aynı zamanda da tıp okuyor. Sanırım Nadia Nadim. Nadia, evet Nadia Nadim ya. Çok teşekkür Paris ederim. Paris Saint-Germain'de oynuyor. Nadia'nın hikayesini anlattım şimdi size. Evet yani önce neden hikaye, olmasın? Önce hikaye sonra isim. Yani futbol sahasında oynuyorsam bütün bunların hepsi neden olmasın? Niye doktorda olmayayım? Neden bizde konuşalım? Burada anladığımız kadarıyla kızlar sahada tabii görünen bir futbol yüzü var. Tabii isminden de yola çıkıyor ama siz anladığım kadarıyla biraz daha futbolla beraber farklı meslek gruplarına da aslında hayatı hazırlıyorsunuz. Öyle bir düşüncesi var. Kaldı ki ben araştırdığım zaman sadece futbol yok. İçerisinde atölye çalışmaları da var. Drama etkinlikleri de var. Yani sadece futbol, yeşil saha, bir top, bir rakip, bir kaleci değil. Biraz hayat da açıkçası bir söz vardı. Futbol asla sadece yalnızca futbol değildir sözü. Sanki o sözün felsefesi kızlar sahada uyuyor gibi geliyor bana. Yani Dilek'in anlattığı hikaye gibi aslında. Nasıl ki o böyle yürüyerek inanılmaz bir futbol hikayesi yarattı kendisine. Bizim hayat hikayemizde, hayal ettiğimizde şu. Kızlar sahasının sahasına çıkmış olan her kız çocuğu ve kadın geldiğinde bir değişimden geçsin ve kendini çok daha özgür, kendini toplumsal cinsiyet yargılarının içinde bulmadığı bir dünyada bulsun istiyoruz. Bununla ilgili de ülke genelinde 7 farklı ilde futbol okulları açacağız. Dediğim gibi hayalimiz binlerce, tabii, milyonlarca Didem olsun bu ülkede. Tabii burada Didem'in performansı, ülkenin yapısı, bir de çok ciddi kurumlar da işte Visa bunlardan bir tanesi bir destek de veriyor bu anlamda. Ben Visa'nın da spor olan bakışını merak ediyorum. Tabii ki bir kadına bu konuda Didem özelinde bir destek, fayda, bir yatırım var sonuçta ama aynı zamanda ülkemizi de temsil ediyorsunuz bu anlamda. Gerek Didem, gerek kurumlar, gerek projelerimiz ve önemli kurumlar. Visa'nın buradaki spora ve sporcuya bakışı nasıl? Biz şu andaki
kadın futboluna olan sponsorluğumuzu aslında çok benzer bir hikayenin peşinden koşuyoruz. Az önce Melis'in anlattığı. Kadınlar ve kız çocukları futbol oynadıklarında, bu sporu yaptıklarında aslında çok önemli ön yargıları kırarak hayata başlıyorlar ya da hayata devam ediyorlar. Biz en çok buna kıymet veriyoruz. Çünkü bu kodların artık bütünüyle içine işlediği alanlardan bir tanesi futbol. Herhalde futbol en yapılamayacak şeylerden biri olarak tanımlanır kadın için. Ve bunu başardığınız zaman ve bütün dünyaya bunu gösterdiğiniz zaman aslında kadınların bütün bu ayrımcılıklar karşısında daha güçlü durmaları ve ezberi bozmaları için biz bu sporu destekliyoruz. Kadın Dünya Kupası sponsorluğuna girerken de ve bu futbolu seçerken de bütün amacımız buydu. Cinsiyet ayrımını ve buradaki kodları kırmak ve şu anda onun için yol alıyoruz. Bu sene Kadın Dünya Kupası oldukça fazla sayıda rekor kırdı ve bir kere şu daha gösterdi devam ki ediyor. Devam ediyor. Evet, pazar günü finali izlemeye gideceğiz. Stadyumlar doldu. Dolması beklenmeyen büyüklükte stadyumlar doldu. Stadyum değişiklikleri yapıldı. Biletler ortalamanın üstünde önce bir zamanda satıldı. Şu anda arasanız bilet bulmanız çok keza zor. Keza forma satışları da bu, evet, şekilde ilerliyor. Evet, toplamda yaratılan ekonomi de büyüdü ve ekonomi büyüdükçe tabii ki bunun üzerine yatırım yapmaya devam edilecek. Burada Visa'nın çok kıymet verdiğim, hem kişisel olarak hem kurum olarak çok kıymet verdiğim bir şeyin de altını çizmek isterim. Biz burada kadın futboluna yatırımla ilgili başlama vuruşunu yaptık ve buna çok değer veriyoruz. Bu önderliğe, aldığımız risklere, inandığımız şeye çok değer veriyoruz. Bu başlama vuruşunun olması bütün dünyada bir etki yarattı. Şu anda Türkiye'de bir etki yarattı. Devamının geleceğine de inancımız yani sonsuz. Bugün normalde biz işe geldiğimiz zaman arkadaşlarla, editörler konuşuruz. Bir gün önce ne oldu, ne bitti, işte Wimbledon başladı, Avrupa oyunları geride kaldı vesaire. Bugün Alex Morgan'ın İngiltere'ye attığı gol sonrasında o çay içme hareketini, sonrasında işte İngiltere hükümetinden gelen cevaplar, bir anda gündemimiz kadın futbolu oldu. Yani aslında bu da oldukça önemli. Çünkü Kadın Dünya Kupası bir yayıncısı da var ülkemizde. Bu da bir anlamda bizim için olumlu. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde pek fazla bunu göremiyorduk. Bu da açıkçası kadınların futboldaki hakimiyetini de biraz daha gösteriyor diye düşünüyorum ben. Dünya Kupası demişken Didem, sen de yakından takip ediyorsun. Nasıl buldun ülke performanslarını? Norveç'in çok ciddi bir çıkışı vardı. Amerika zaten yıllardan beri yenilmeyen bir takım. Yine adına finale yükseltti. Bu bölümde biraz Dünya Kupası'na girebiliriz. Sonrasında biz neden yokuzu soracağım sana. Dünya Kupası'nın bu sene biliyorsun 8.si evet, düzenleniyor ve Fransa'da şu an hala devam ediyor. Hatta pazar günü işte Amerika'nın karşısında bugün belli olacak ya Hollanda'ya, İsveç. Ya Hollanda'ya, İsveç. Onlardan bir tanesi karşısına çıkacak. O maçı da izlemeye gideceğiz. Dünya Kupası bu sene aslında beklenilen, Birim Hanım'ın tabii ki daha parametreleri daha iyi anlattı. Hani benim çevreden aldığım etkiyi şöyle söyleyebilirim. Dünya Kupası devam ederken artık dışarıda bunu bilen çok insan var. Onlar dışarıda şunu söyledikleri zaman, evet, kadınlar Dünya Kupası devam ediyor ve futbol oynayabiliyorlar kızlar. Artık bu yargılar değil. Şöyle yargılar var. Evet, kadınlar Dünya Kupası devam ediyor. Alex Morgan 5 tane gol atmış işte bir maçta. Bu nasıl oldu gibi sorularla daha çok karşılaşabiliyorum. Yani hem Türkiye'de etkisi çok büyük, hem bizim Türkiye'de gelişmesi için etkisi çok büyükken dünyada da etkisi çok büyük oldu. Takımlara gelecek olursam, Amerika'nın ben dün kaybedeceğini bekliyordum. Çünkü gerçekten çok zorlu bir maç geçirdiler. Ki İngiltere 86. dakikada kaçıran bir penaltı da var. Kaçırdı. VAR sistemiyle gelen bir penaltı. Evet, VAR sistemiyle geldi. Aslında ilk baktığınızda o da penaltı gibi gözükmüyordu ama evet, arkadan falan bakınca penaltı olduğu ortaya çıktı. Onu kaçırdı İngiltere. Hani Amerika'nın orada bir düşüş yaşayacağını düşünüyordum. Hani çıkmayacağını düşünüyordum finale. Ama Amerika yine bildiğimiz gibi çok iyi bir şekilde turnuvayı devam ettiriyorlar. Yenilgi almadan finale kadar isimlerini yazdırdılar. Bu aşamada Hollanda'dan bahsetmiştim ben. Hollanda, evet, çok yükselişli bir takım. Ve Hollanda her zaman çok iyi kaybeden olmuştur. Evet. Erkeklerde özellikle. Şansları çok yaver gidiyor ve ilk defa çeyrek final, ondan sonra da ilk defa yarı finale çıktılar. Bu da onlar için bir şeydi, rekordu. Ben finale de çıkacaklarını düşünüyorum bu arada. Senin beklentin o zaman favori. Hollanda, Amerika finali. Evet. İngiltere'de iki tane takım arkadaşım vardı Team Visa'dan. Onlar adına üzüldüm birazcık dün bu arada.
Tabii bir fotoğraf vardı. Bu kadınlarla ilgili Dünya Kupası'ndan fotoğraflar akarsa Alex Morgan'ın da sevinç anı vardı. Onu ben Didem'e yorumlatıp sonrasında reklama gitmek istiyorum. Devam edelim fotoğraflara. İtalyan isim şu anda ekranlarda. Dün hemen hatırlatalım sizlere. Maç 1-1 devam ederken Alex Morgan'ın golüyle Amerika 2-1 öne geçti ve yapmış olduğu bir sevinç adeta İngiltere'yi biraz karıştırdı. Şimdi geliyor. O fotoğraf daha sonra ekranlara gelecek. Atmış olduğu bu gol şu anda ekranlarda. Alex Morgan şu anda görüntüde. Bundan sonra olması lazım. Yavaş yavaş geçiyoruz. Devam edelim. Henüz gelmedik. Tabii ben Didem'in yorumunu merak ediyorum. Çünkü sevinç anları da her zaman önemlidir. Evet, bu fotoğrafta kalabiliriz değerli izleyenler. Bu fotoğrafın hikayesi şu. Alex Morgan gol atıyor İngiltere ve şu anda yapmış olduğu el hareketi de çay içme. Yani İngiltere'ye de bağdaştırıyor. Cevap da geldi İngiltere hükümetinden. Geldiğiniz için o çayı hak ettiğiniz gibi bir mesaj da var. Nasıl yorumlarsın? Alex Morgan'ın bu hareketi, kadın futbolundaki sevinç anlarının farklı bir boyuta taşınması biraz sanki popüler kültürde içeriyor ama senin de yorumunu merak ediyorum. Amerika grup maçları esnasında 13-0'lık bir galibiyet var biliyorsunuz. Evet. O maçtan sonraki sevinçleri de çok tartışıldı ve konuşuldu. Çünkü 13 tane gol atıyorsunuz rakibinizi. O Dünya Kupası'na gelen o takımın da belki Thailand hayalleri var. Belki hani onların da ülkelerinde o izleniyor. O da çok büyük bir tepki aldı. Hatta Hop Solo, onların kalecisi, bu sevinçlere karşı hani bir yorum yaptı. Hani biraz abartmıyor musunuz gibi. Hani Amerika bunu hep yapıyor. Çok abartı sevinçleri var. Burada da Alex Morgan, ben böyle bir hareket yapmazdım büyük ihtimalle. Çünkü rakibime saygı, respekt çerçevesi içerisinde çok doğru bulmuyorum. Çünkü hani çok önemli bir maç. Tam 86. Yarı final maçı. Evet, yarı final maçı. Hani gol atıyorsunuz. Rakip, zaten diğer rakipleri gördüğünüz gibi o tabii, fotoğrafta da üzgün bir şekilde arkalarını dönüp gitmişler. Ben bir gol atsam işte yine yarı final olsa bile hani böyle bir hareket, böyle bir şekilde sevinmezdim. Evet. Evet. Kısa bir araya gideceğiz değerli izleyenler. Daha sonra tekrar burada olacağız. Spor 360'da ikinci bölümüne devam ediyoruz değerli izleyenler. Tabii ki kadınların bu konudaki, futboldaki gelişimlerini konuşuyoruz, değişimlerini konuşuyoruz önemli bir konuğumuzla beraber. Sizler de yine bu süre zarfında bizlere yorumlarınızı, sorularınızı iletebilirsiniz. Tabii Didem Karagenç'te Dünya Kupası'nı değerlendiriyorduk son olarak. Ama ben ülke futbolunu da, milli takımı da sormak istiyorum sana. Tabii öncelikle bir işte Dünya Kupası'nda görüyoruz. Tayland'da var, Fransa'nın farklı bir hikayesi var, Amerika'nın bambaşka bir hikayesi var. Benim merakım aslında bu noktada ülkemizde kadın milli takımının ve futbolun daha doğrusu bir hikayesi var mı? Yoksa bu hikayeyi nasıl yaratabiliriz? Çünkü hikaye çok önemli. Hem futbol takımları için önemli, hem insanlar için önemli, kurumlar için önemli, markalar için önemli. Hatta politikacılar için bile hikaye çok önemli. Biz kadınlar noktasında futbolda nasıl bir hikaye üretebiliriz veya var mı, sana soralım. Aslında şöyle söyleyeyim, şu an hikayenin tam içindeyiz hepimiz. Çünkü kadın futbolu, kadın milli takımı geçmişte çok fazla maçlar oynuyorduk ve çok fazla aslında mağlubiyetleri daha fazla alıyorduk. Ancak şu anda gidişatımız ve yükselttiğimiz bir çizgimiz var. Ve Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarını oynayacağız. Bunun yanında U15 takımımız var, U17 takımımız var, U19 takımımız var. Ve bunlar da grup maçlarından çıkıp artık elit turda çok iyi maçlar çıkartıyorlar. Yani bu noktada aslında biz şu an gelişimde olan bir ülkeyiz ve kendi hikayemizin şu an tam içerisindeyiz. Ben o şekilde görüyorum. Bundan sonraki Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarında daha iyi bir performans sergileyip Avrupa Şampiyonası'na gitme hedefimiz var. Daha sonraki Dünya Kupası'na gitme hedefimiz var. Biz de kendi hikayemizi kendimiz yaratıyoruz. Hem markaların bize olan desteğiyle, hem medyanın bize olan artık daha fazla desteğiyle beraber bizim de bir hikayemiz çok kısa zamanda oluşacaktır diye düşünüyorum. Evet, sizin mutlaka söylemek istediğiniz olacaktır Bilim Hanım. Evet. Hikaye kısmı hem marka hem sporcu noktasından da bakabiliyorsunuz tabii ki. Sizin yorumunuz nedir? Aslında birazcık hikaye orada duruyor. Bizim onu parlatmaya ihtiyacımız evet, var el birliğiyle. Didem'e çok katılıyorum. Burada aslında hikayenin çok önemli mihenk taşları bir arada duruyoruz. Onun da keyfi var. Yani bir girişim,
bir kurum ve bir sporcu. Buradan bir hikaye çıkmaması bir de mümkün medya değil. Şu anda. Tabii bir de medya. Sizsiz zaten olması mümkün değil. Dolayısıyla bu hikaye yavaş yavaş kendini oluşturmaya başlıyor. Türkiye gibi bir ülkede kadına dair bu kadar çok sıkıntıyı konuştuğumuz bir ortamda futbolun hikayesini parlatmaya başladıkça hep beraber zaten başka şey o dalga dalga büyüyecek ve başka konulara da destek olacak. O yüzden hikaye orada duruyor. Biz Didem'le tanışana kadar bir kadın futbolcunun bu kadar etkileyici bir anına tanıklık etmemiştim ben kişisel olarak. Ama o hikayeyi hani hiç unutmuyorum. İlk tanıştığımız anda böyle bir ekip olarak Didem'i dinledik. Ve masanın etrafında oturan herkes ben bunu daha önce ben böyle bir şeyi nasıl bilmiyorum ya da neden ilgilenmemişim diye sorguladı. O yüzden aslında hikaye kendini yaratmaya başladı yavaş yavaş. Biz de bunun arkasındayız. Hep beraber arkasında durmaya devam edersek de ilerlediğini göreceğiz bu kadın futbol hikayesinin. Tabii kadın futbol diyoruz ama bir yandan da hangisi doğru? Kadın futbolu mu, futbol mu? Erkek futbolu, kadın futbolu ayrı mı? Hani Amerikan futboluyla normal futbol diyebileceğimiz bir ayrım var ama kadın futbolu deyince sanki erkeklerden daha farklı kuralları varmış gibi de algılanabiliyor. Zaman zaman bunun sıkıntısını yaşıyoruz aslında. Bu konuda herkes tercihini herkes. Yani kadın futbol demek yanlış mı doğru mu? Hani ya sizce... Yanlışı doğrusu yok bence. Sadece ben kendi kişisel tercihimi söyleyeyim. Şöyle oluyor. Ben şuna yanlışı doğrusu dediğimiz yerde ben şuna gerçekten ifrit oluyorum tabiri caizse. Yani bir anda futbol denildiğinde herkesin karşısında gözünde 11x2 tane erkek canlanıyor gerçekten. Hakemi de sayarsanız 4 bir kadroyla beraber. Tabii bir de VAR sistemi gelince hakemli kadrosu biraz daha genişledi. Evet, orada zaten oralara da hiç girmiyorum. Dünya üzerinde bu arada bir iki tane rakam paylaşıp hemen geri döneceğim bu konuya. Dünya üzerinde futbol oynayan insanların %30'u kadın. Ama baktığınızda hakemlerin oranı %4. Kadın hakemlerin oranı %4. İnanılmaz yani. Niye %30 değil? Ya da niye %50, niye %60 değil? Kadın yönetici oranı %8. O da yine çok çok düşük. Ama gerçi burada merak etmeyin. Burada %75'e %25 gibi bir oranda. Evet, şu anda sizin hakimiyetinize geçiyor program. Ben biraz konuk gibi kaldım burada. Yani oranlar da gerçekten oranlarda geride olduğumuz için büyük ihtimal. Yani hem yönetici tarafında hem de oyuncu tarafında bir tık daha geride durduğumuz için ve medya tarafında da, geleneksel medyanın da kadın sporlarına verdiği yer %4. Bunu da söyleyeyim, bu da bence çok düşük bir rakam. O yüzden de bu kadar az örnek önümüzde olduğu için büyük ihtimalle futbol denildiğinde hepimizin aklına erkeklerin oynadığı bir spor geliyor. Oysa ki, o yüzden de kadın futbolu diye geçiyor. Futbol denildiğinde hep erkek anlaşılıyor. Ya birimin yaptığı gibi, o kendi tercihini söylesin. Erkek futbolu, kadın futbolu, erkek dünya kupası, kadın dünya kupası denilebilir. Hatta şu andaki dünya kupasının logosu bile Women's'la başlıyor. Yani FIFA Women's World Cup deniliyor. Yani FIFA Women's World Cup diye geçiyor ama dünya kupası denildiğinde işte Bilim Hanım'ın da bir ifadesi vardı reklam arasında konuşurken. Dünya kupası başlıyor dediğiniz zaman herkesin algısı geçen sene değil miydi olmuş. Ama işte orada kadın erkek biraz daha farklılaşabiliyor. O konu hakkında tabii kadın erkekler konusu sayısal rakamlar, çok güzel rakamlar verdiniz. Burada tabii ki erkeklerin hegemonyası gibi görünüyor ama kadınlar da bu konuda oldukça iddialılar olması da gerekiyor. Burada kadınların geri çekilme durumları da var mıdır? Merakım o yönde. Çünkü şimdi Didem bir profil, bir karakter yaratıyor. Didem gibi birçok sporcu da var bu konuda. Haklarını da yemeyelim tabii ki. Aynı zamanda yeni Didemler de gelecek. Yeni Fatmalar da gelecek. Yeni Ayşeler de gelecek. Ama bir şu anda kıvılcım yakıldı. Acaba o dönemlerde böyle bir kıvılcım olmadığı için vaz mı geçiyorlardı? Kadın sporcu veya kadın hakem adayları veya... Ya birim çok güzel anlattı aslında. Burada bir başlangıç vuruşu yapıldı gerçekten. Yani ilk defa bir kurum çıkıp dedi ki ben bu işe varım. El kaldırdı. Ve onun sayesinde de gerçekten parlayan bir oyuncu var. Zaten var. Hani zaten parlıyordu ama onu öne çıkartabilmemiz söz konusu oldu. Bu ne kadar büyük bir fark? Şu kadar büyük bir fark. Nasıl ki siz evde oturursanız önünüzde bir örnek yoksa başarmak istediğiniz şeyle ilgili... Çok acayip bir çaba sarf etmeniz gerekir kendinizi oraya yükseltebilmek için. Oysa ki önünüzde örnekler varsa çok daha kolay şimdi değil mi? Şimdi bence Didem bir rekabet de getirdi. Yani çünkü hem kişileri hangi meslek grubunu yaparsanız yapın rekabet oldukça önemlidir. Rekabet o demek gelişim demektir aynı zamanda. Şu anda Didem bir rekabet ortaya koydu. Yani Team Vize'ye katılan ilk Türk sporcu unvanını aldı. Şimdi ben
Didem özelinde baktığımız zaman rakipleri çoğalacaktır olumlu anlamda. Bu da Didem'i ileriye götürebilir. Didem sporcuları yukarıya çekebilir. Nasıl yorumluyorsun Didem? Sen bir rekabet getireceğine inanıyor musun? Bizim inancımız o yönde. Ben ilk olarak cevap vermek istiyorum. Hani evde oturuyorsunuz, sizi bulmalarını bekliyorsunuz. Ha, ben evde de oturmuyordum. Hani ben zaten kadın amiri takımın kaptanlığını yapıyordum. Evet. Ancak beni kimse görmüyordu. Veya benim gibi takım arkadaşlarımı kadın amiri takımda oynayan, daha ne takımda oynayan, hani Beşiktaş'ta oynayan bütün arkadaşlarımı hani gören kimse yoktu. Yani burada nasıl bir şey oldu? Yani Visa bizi gördü, bizi keşfetti. Hani bize bir dokunuş yapmak istedi. Belki bizi görüyorlardı ama kimse o vuruşu yapmıyordu. Ancak Visa bu vuruşu yaptı ve şu an kadın futbolunda başka bir ivmelenme kazandırdı. Bu çok önemli bir adımdı. Rekabet tabii ki olması bence daha iyi. Neden daha iyi? Bir şey için uğraşmak insanların çıtasını her zaman için bir üst seviyeye yükseltir. Hani şu an tabii ki bunu hak eden arkadaşlarım var. Hani daha çok belki kadın futbolcuya sponsor olunması gerekiyor. Onların da hani daha ön planda olması gerekiyor. Hani bir Türkiye'de işte kim var dendiği zaman şu an globalde hani belki benim ismim ön plana çıkacak. Ancak benim takım arkadaşlarım da gayet iyi futbolcular. Hani onlar için de belki bu çok güzel bir adım oldu. Şu an Türkiye'de kadın futbolu olduğu biliniyor bir kere. Evet. Bu yüzden Didem kadın futbolu demesinden yana anladığım kadarıyla. Evet, kadın futbolu demesinden yana çünkü... Son olarak ben de tarafımı gösterebilir miyim? Lütfen. Ben her kime ne diyorsak aynısını kadın ve erkeğe diyelim. Değil taraftar. Mi? Yani kadın Dünya Kupası diyorsak erkek Dünya Kupası diyelim. Veya yani, sadece Dünya Kupası. Ya da sadece Dünya Kupası diyelim. Ama bunda bir uzlaşmaya varalım. Bunu söylemekle birlikte iflah olmaz bir optimist olarak diyorum ki bunları konuşmaya başladıysak bunların olmasına da çok az zaman kaldı demektir. Çünkü aslında biz esas vakti kadınla ilgili bu konuları konuşmak için hazırlanmakla geçirdik. Evet. Yıllardır hiç gündemde olmayan bir şeyi burada konuşuyorsak devamı gelir. Evet. Bir de istatistiklerle ilgili bir şey söyleyeyim. Bu da yine olumlu taraftan. Bizim Team Visa başında anlatmıştık. Team Visa çok uzun zamandır devam eden bir projemiz ve sadece futbolda değil olimpiyatlarda da desteklediğimiz sporcularımız var. Ve bu sporcuların toplamda %54'ü kadın. Burada da istatistiklerin dışında kuralı değiştiren bir yaklaşım göstermeye devam ediyoruz. Evet. Tabii şunu da sormak istiyorum ben. Az önce çok güzel bir noktaya değindi Bilim Hanım. Kadın erkek noktasında aynı isimleri kullanma özelinde. Tabii Uluslararası Olimpiyat Komitesi, IOC yeni bir karar aldı. Artık kadınlara çok daha fazla öncelik tanınıyor sporcu noktasında. Şimdi 2020 Tokyo Olimpiyatlarından sonra 2024'te Paris'te olimpiyatlar yapılacak ve bazı branşlarda yelken öncelikli bazı sınıflar çıkartıldı ve bazı yeni sınıflar eklendi. O eklenen sınıflarda da örneğin 470 sınıfı diye bir sınıf var yelkende ve burada iki erkek yarışır. Yani iki erkek aynı yelkende yarışırlardı. Şimdi ise bir erkek bir kadın olacak. Orada da dengeyi, eşitliği savunacak yelkende ama farklı branşlarda da bu özelliği göreceğiz. Yani Olimpiyat Komitesi de olimpiyatlarda kadın sporcuların daha fazla olması için bir teşvik yarattı. Bunu da Bilim Hanım konuyu açmışken hatırlatmış olalım. Tabii lütfen devam et. Senin sözünü biraz yarıda kalıp farklı noktalara daldık ama bir kez daha söz Didem'de olsun. Rekabet noktasında özellikle. Yani o rekabet noktası gerçekten önemli bir durum takım içerisinde. İşte Türkiye'deki kadın futbolunun gelişmesi için. Yani, o yüzden inşallah hep beraber evet. Kadın futbolunu daha iyi yerlere getirebiliriz. Tabii kampanyaya da geçeceğiz. Team Visa'nın Didem özelinde yapmış olduğu kampanya. Bir soru gelmiş. Didem sana sorulan bir soru var. Hemen aktaralım. İdolü var mıdır diye bir futbolcu noktasında bir soru gelmiş. Ama kadın erkek şu anda değil. Ama hem sen kadın hem erkek futbolcu özelinde söyleyebilirsin. Bir idolün var mıdır? İdolüm aslında çok küçük yaşlarda vardı. O zamanlar Roberto Carlos vardı. Sol bek oynuyordu. 3 numara giyiyordu. Sol ayak. Ve ülkemize de geldi sonrasında. Evet. Sivasspor'a geldi. hücuma çıkan ve aslında tarzını çok benzettiğim için kendimi hatta onu örnek aldığım için ben de çok hücumcu bir bek olarak oynuyorum. İlk idolüm Roberto Carlos diyebilirim. Daha sonra şu an Marseille'yi erkek futbolunda takip ediyorum. Ancak timimizde de arkadaşım olan bir bek var. O da sağ bek, Lucy Bronze. İngiltere milli takımında görev alıyor. Oynuyor. O da hücumcu bir bek. O yüzden onu da çok sıkı takip ediyorum ve
Hani futbolunu çok beğeniyorum. Evet. Bu soruyu da yanıtlamış olalım. Daha doğrusu Didem yanıtladı. Biz de aktarmış olalım. Kampanyaya gelecek olursak tabii özel bir çalışma yapıldı. Çok farklı reklam filmleri de bu konuda ülkede döndü. Bir farkındalık da yaratıldı. O kampanyayı nasıl açıklarsınız? İdol kısmından başlayayım. Çünkü aslında bir idol sorusu da çok güzel bir soru. Bunun şu anda konuştuğumuz konuların gelişmesi için böyle kız çocuklarının kahramanlarının olması çok kıymetli. Biz iki ayrı şekilde yürüttük futbol için kampanyayı. Bir tanesi bizim global kampanyamız. Ama global kampanyamızın bir anında futbolcu idol bir futbol maçını izlerken bir kız çocuğu bir idol görüyor orada ve onun kendi idolü. Biz oraya Didem'i koyduk. O çok kıymetli bir an bizim için. Çünkü o idolle izleme anı. Onun dışında da Didem'in hikayesinden çıkan... Şu anda da reklamlarda evet, gördüğümüz filmleri çektik. Burada üç ayrı film var. Didem'in hikayesiyle birlikte burada aslında kadına dair bütün kodları kırmaya çalışıyoruz. O yüzden de kampanyamızın başlığı kuralı değiştir. Evet. Her neyi kural olarak kabul ediyorsak futbola dair onun üzerinden bunu değiştirmeye çalıştığımızı anlatıyoruz. Buradaki hikayelerin hepsinin gerçek olması, işte bir halı saha maçına Didem'in son dakikada girmesi. Aslında ya da sokakta, hayatı böyleydi evet, Didem'in. Hayatı böyle. O yüzden bize çok büyük bir fırsat verdi. Çünkü bunların hepsi yaşanmış hikayeler. Çok zorlanmadık Didem'le konuştuktan sonra kurgularken. Burada da bir alışveriş merkezine gidiyor. Muhtemelen ayakkabı beğeniyor. Satan kişi de Didem'in almasına şaşırıyor. Ha, genelde evet. Öyle oluyor zaten. Krampon. Hani kime alıyorsunuz o kramponu? O krampon biliyorsunuz değil mi? Futbol oynarken giyiliyor falan diyor. Evet yani. Diyorum biliyorum hani onun nerede giyildiğini. Teşekkür ederim. Didem senin tabii şimdiye kadar yaşamış olduğun birçok hikaye vardır ama böyle zorlandığın hani evet ya galiba algı böyle ben bu algıyı yıkamayacağım dediğin noktalar oldu mu? Aslında tam öyle bir andı arandığım an Visa sponsorluğunda. Evet hani Beşiktaş gibi bir kulüpte oynuyorum. Gerçekten çok büyük bir camia. O camiada futbol oynuyor olmak bir kadın futbolcu olarak benim hayalimdi. Ve bu hayalimi Beşiktaş gerçekleştirdi. Kadın futbol takımı açarak, ki kurarak. Ki şampiyon da oldu Beşiktaş. Şampiyon olduk ve Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Evet. Benim en son noktam hani Türkiye'de yapabileceklerim konusunda evet büyük bir kulüple, camiayla şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Ve işte A milli takımda halen görev alıyorum. Yani bu milli gururu taşımaktan gerçekten çok onur ve gurur duyuyorum zaten. Her maça çıktığımda da her zaman için tüylerim diken diken oluyor. Bu formayı taşımak çok güzel bir duygu. Ancak şöyle şeyler oluyor. Evet hani ben bunları yapıyorum. Bu kadar uğraşıyorum, çabalıyorum. Ha, beni biri görmüyor mu? Yani bu hepimiz için geçerli. Hani bizi kimse görmüyor mu? Biz de buradayız. Hani bir şeyler başarıyoruz. Tam o anda aslında hani motivasyonumun birazcık düştüğü anda İngiltere tarafından, Visa tarafından arandım. Ve o an geldi, benim hayatımı değiştirdiler. Kuralı değiştirmek için bir adım attılar. Ve Team Visa futbolcusu olarak beni aldıklarını söyledikleri zaman dedim ki evet ben Türkiye'de bir şeylerin öncülüğünü yapabilirim. Aşağıdan gelecek olan genç kızlara bir örnek, bir idol olabilirim. Zaten hani oluyordum ancak şu an beni gören sayısı ve duyan sayısı daha fazla. Evet. Bunu hissediyorum ve bunu bildiğimden daha dolayı. Daha tanınan biri oldun. Evet, o yüzden onlara örnek olmak için elimden geldiğince çalışmaya devam ediyorum. İşte Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. İnşallah orada da başarılar alırız. Ülkemizi çok iyi bir şekilde temsil ederiz. Bu Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Lyon'la Barcelona'nın bir finali vardı. Evet. Kazan Lyon oldu, değişmedi orada. Çok yüksek bir hatta seyirci oranı vardı. Rekor kırıldı o maçta da. Yani neden bizim de maçlarımız işte burada Vodafone Park'ta oynanmasın? Neden hani bize de seyirciler gelmesin? Hep bunların hayallerini kuruyorduk ama bütün hayaller yavaş yavaş gerçek oluyor. O yüzden daha gidecek çok yolumuz var. Daha yolun çok başındayız. Evet. Daha vuruşu yaptık. Daha maçı oynamaya başlamadık. Hikayemizi yazmaya başlamadık. O yüzden hikayemizi yazmaya devam edeceğim. Dünyada da kulüpler açılmaya devam ediyor bu arada. İspanya'da Real Madrid bu yıl yeni bir yapılanmaya gitti kadınlar noktasına. Ve Barcelona'nın, Atletico Madrid'in takımları vardı ama Real Madrid'in yoktu. Bu yıl yeni açılacak. Onlar da açıkçası biz kendi ülkemize bakıyoruz ama dünya da artık bir şeylerin farkına varmaya başladı. Biz program öncesinde konuşurken tabii dünyada kadın erkek eşitliğinin en fazla olduğu ülkeler genelde İskandinav ülkeleridir. İsveç, Norveç, Finlandiya gibi. Ama Norveç'te bu yıl Hagenberg bir Ballon d'Or ödülü kazandı. İlk kez kazandı. İlk kez böyle bir ödül verilmesi akıllara geldi belki de. Ama sonuçta oldu. Şunu da ifade edebiliriz tabii aynı zamanda.
Hagenberg bu ödülü kazandı. Norveç milli takımında önemli isimlerinden biriydi ama Hagenberg şöyle söyledi. Norveç Futbol Federasyonu çok fazla yatırım yapmadığı için kadın futboluna milli takıma gelmeyi reddetti. Akabinde Norveç Futbol Federasyonu da Hagenberg'in bu tepkisine karşı kardeşini de davet etmedi. Orada bile bu durumlar yaşanabiliyor. Ülkemizde tabii yeni yeni bir oluşum var. Hemen enseyi karartmamak gerekiyor. Böyle çok güzel şu anda bir tarafta önemli bir kurumun, önemli bir kişisi burada, sporcusu ve yine projelerin önemli yapılarından bir ismimiz de burada. Açıkçası burada iyi noktalara gidiyoruz diye düşünüyorum ben. Tabii ki Avrupa'daki ülkeler çok daha fazla ilerlediler belki ama orada da sıkıntılar var. Nasıl yorumlarsınız o süreçleri? Yani bana bu soru sorulduğunda genellikle ben birim gibiyim birazcık galiba bu noktada. O negatiflere pek bakmasak da pozitiflere baksak evet. gibi bakıyorum. O yüzden de size güzel bir haberi vereyim. Yani bu bahsetmiştim ya programın en başında. Ülke genelinde 7 tane ilde futbol okulu açıyoruz demiştim. Orada yıl boyunca 500 tane kız çocuğuna, 10-14 yaş arasındaki kız çocuğuna tamamen ücretsiz ve hepsi de dezavantajlı olacak kız çocuklarımızın futbol eğitimi vereceğiz. Ve bir sene boyunca bunu yapabileceğiz. Bunu da birim patlatıyorum ben, vizayla yapacağız. Bu benim için büyük heyecan verici bir iş. Çünkü gerçekten sizin de dediğiniz gibi değil sadece Türkiye'de, yurt dışında böyle bir grassroots çalışma yok. Gerçekten yok. Yani şeye gittik işte, Fransa'ya gittik bu projenin ilk başlangıç vuruşunu duymaya. Burada bile o tür bir grassroots proje yapılmıyor. Federasyonların vermediği destekleri söylediniz. Yani bence bunları oturup tekrar konuşmaya gerek yok. Evet yani. Tabii yurt dışında, Norveç'te olan bir durum. Yurt dışında verilmiyor, evet. Burada da veriliyor ama. Ama yani verilmeyenlerden ziyade verilenleri konuşalım. Yani ben size şunu söylüyorum. Birinci senenin sonunda, önümüzdeki sene buraya gelip şurada konuşmaya başladığımızda o 500 çocuğun 500 ayrı hikayesi olacak. Siz demiştiniz ya hikayelerimiz evet. olacak diye. 500 ayrı hikayemiz olacak. Hepsi dezavantajlı bölgelerden geldiği için çok bambaşka şeyler duyacağız eminim. Ve inşallah 500 tane potansiyel liderimiz olacak. Türk futbolu için çok büyük işler oluyor. Yani gerçekten çok çok önemli bir başlangıç vuruşu bu. Size en azından bunu söyleyebilirim. Ha evet, anlatılacak çok şey var. Hani niye buna bakılmıyor, niye edilmiyor? Yani mesela sürpriz olacak ilerleyen süreçler için. Çok. Yani mesela şu Visa'nın yaptığı kadın futboluna yaptığı sponsorluk çok büyük bir olay. Çünkü şimdiye kadar bu hep bundle, yani bu böyle paketlenip veriliyordu işte. Evet. Erkek Dünya Kupası'nı aldıysan kadın Dünya Kupası bedava gibi. Bunları söyleyebiliyor muyum? Ama ilk defa böyle bir marka çıkıp, öne çıkıp böyle bir şey yapıyor. Yani bunlar çok büyük olaylar. Yani hakikaten birimin de dediği gibi bunlar konuşulmaya başlandıysa, buna ilk adım atıldıysa geri kalanı gelecek. Ben 6 senedir kızlar sahada yapıyorum. 6 senedir hani hiç önemli kimlerin olduğu acayip masalarda oturup hani herkes bana şey soruyor. Niye bunu yapıyorsun hani diye. Belki şunu da yapabiliriz orada güzel anekdotlarla bir şey devam etmek için. Masanın etrafına oturduğumuzda gerçekten bir kere masanın etrafında çoğu kadındı. Bu anlamda bizim kurum olarak yaklaşımımızı zaten çok özetliyor bu. Ama onunla birlikte toplantıdan çıktıktan sonra biz çok hızlı ilerledik yapacağımız işlerle ilgili. Ve ben şöyle bir an hatırlıyorum Melis. Telefonda ya nasıl oldu mu bu dedim. Evet yani konuştuk, anladık, sizden projeyi dinledik. Onaylandı. Oldu. Yani bunların olmasının hızı ve oluşu bile aslında bu işin ne kadar büyüyeceğine dair çok burada büyük bir sinyal. Kadınların da biraz daha iş anlamında hızlı olduğunu da görebiliyor muyuz? O masada olan kadınların çoğunlukta olması ve bir anda işlerin onaylanması. Buradan erkekleri desteklemeye ihtiyacımız olacak gibi bir noktada ayrılmayalım. Çok güzel işler oluyor tabii. Bunları da aktarmak bize düşüyor ama bizler de bu gibi önemli insanların önemli projelerini aktarırken de oldukça keyif aldığımızı söyleyelim. Tabii yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz ama dilersen sevgili Melis senle devam edelim. Bundan sonrası için çok güzel aslında müjde verdim bir anlamda ama bundan sonra neler söylemek istersin? Hem programın genel itibariyle ilgili hem de kadın futbol diyelim. Ben bir kez de o safhada olayım. Kadın erkek futbolu belki. Gelişim noktasında neler bekliyorsun? Kız çocukları noktasında mı soruyorsun? Hem kız hem kadın futbolu. Okey. Acayip yeni bir futbol bence bizi bekliyor. Beni çok heyecanlandırıyor. Bence yeni bir dünya var ve biz evet. o dünyaya artık ve biz oraya giriyoruz şu anda. Şey gibi düşünüyorum. Mesela bizim kızlar sahada da yaptığımız bir şey var. Bizim iyi futbol kurallarımız var. Çünkü şunu keşfettik. Bir 5 senenin sonunda bir dizayn üzerinden düşünme süreci yarattık. Öyle havalı bir adı var onun. Bütün futbolcularımıza tek tek oturduk ve şunu fark ettik. Kadınlar sahaya çıktıklarında ekranda gördükleri erkekler gibi futbol oynamak
koduyla geliyorlar sahaya. Bir de öyle bir tarafı var bu arada bu işin, çok enteresan. O yüzden mesela senin göstermiş olduğun buradaki o sevinme sahnesini ben çok anlamlı ve özel buluyorum. Evet. Çünkü kadınlar nasıl seviniyor? Bu da enteresan. Çünkü iş hayatında da biraz öyledir ya. Erkek bir yönetici gibi mi ben davranacağım yönetici koltuğunda oturduğumda? Yoksa kendim nasıl kendimi ifade etmek istiyorsam birey olarak, o bu birim olabilir, bu başka bir yönetici olabilir, nasıl davranacağım? Futbol sahasında da aynı şey var ve bence bizi yepyeni bir okyanus bekliyor anlamda. Çünkü bir kadın kadınlığını kabul ederek ve ben evet buyum diyerek, ben erkek gibi olmak zorunda değilim diyerek o sahaya çıkıp acaba nasıl futbol kuralları yazacak ve o kuralları nasıl değiştirecek? Ve o yüzden bence çok acayip yeni bir dönem bizi bekliyor. Ballon d'Or'un verilmiş olmasına değindiğine inanamıyorum. Çok heyecan verici. O da yepyeni bir kapı. Evet. Çünkü orada bambaşka oynayan bir kadın var hakikaten. Ben kadın futbolunu gördüğümde... Şimdi diyeceksiniz ki yok ben bu arada şeyim ya, çocuğum falan var merak etmeyin, erkekleri de çok seviyorum. Sadece düzenle ilgili böyle bir şeyim var ama hakikaten şeyi görüyorsunuz yani kadının oynadığı futbolun fair play anlamında da daha öne çıktığını ben kendi adıma görüyorum. Futbolun kurallarının da değiştiğini görüyorum. O yüzden bence bizi çok heyecan verici yepyeni bir dönem bekliyor. Özellikle evet. De Türkiye'de. Özellikle de yepyeni gelecek bu 500 çocukla da. Ve Didem'in bayrağını böyle taşıdığı, en önde taşıdığı dünyayla da Türkiye'deki futbolu bambaşka şeyler bekliyor. İnşallah. Birim Hanım? Kuralı değiştir diye yola çıkmıştık. Bugün bu kadar kısa sürede görüyorum ki kuralları biraz değiştirmeye başlamışız. Devamı da gelecek. Futbolun sadece erkek sporu olmadığını düşünüyoruz. Bunu anlatmaya devam edeceğiz. Herhangi bir şeyin sadece erkek bir şey olmadığını düşünüyoruz. O yüzden yönetim kurulundan yeşil sahaya biz kadınları destekleyen bir markayız. Ve bunu da kadın futboluna yaptığımız yatırımla ifade ediyoruz. Devamı gelecek. Daha yeni başladık. O yüzden kuralları epeyce değiştirmiş olacağız bu yolculuğun sonunda. Biz de bekliyoruz. Son sözde futbolcumuz Didem Karagenç'e bırakalım. Evet, dediği gibi ben bayrağı aldım ve taşımaya başladım ve devam edeceğim. En iyi şekilde taşıyıp arkamdan gelecek olan kişilere en iyi şekilde örnek olup Team Visa'yı en iyi şekilde hem ülkemizde hem globalde temsil edip kadın futbolunu bütün Türkiye'ye tanıtmak istiyorum. Çok teşekkürler sizleri. Çok güzel bir program, çok keyif aldım. Onu ifade etmek benim için oldukça önemli. Evet değerli izleyenler, bugünlük Spor 360'ın sonuna geldik. Diğer programlara görüşmek üzere, mutlu günler.